ERP nedir? ERP'nin açılımı kurumsal kaynak planlamasıdır. İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. ERP sistemleri bir işletmenin ürettiği tüm verileri ve işlemlerini bir araya getirmeye çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP yazılımları işlem yapabilmek için sadece yüklü olduğu bilgisayar yazılımı donanımlarını değil, diğer çevresel donanımları da kullanır. Gerektiği durumlarda makinelerin sistemlerinden üretim ve işlem verilerini toplayarak merkezi veri tabanına kaydeder. ERP sistemleri girdi olarak aldıkları tüm verilerin saklanabildiği ilişkisel veri tabanları kullanır. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemler denilmektedir. ERP sistemleri bir işletmenin iş alanında ya da ismine bakmadan işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altına toplayabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörde kullanılabilirler. ERP'nin amacı nedir? ERP yazılımları birçok farklı yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını sağlar. Tüm veriler tek bir veri tabanında saklandığından dolayı en kapsamlı raporları hızlıca alma ve anlık olarak durum değerlendirme gücünü sağlar. Bir ERP yazılımı bünyesinde birbirleriyle ilişkili ama bağımsız olarak çalışabilen onlarca modülden oluşabilir. Bu modüller daima ilişki içerisinde olduklarından işletmeye gelen ham maddenin ürün haline getirilip satışına ve hatta satış sonrasında bile takip edilebilmesini ve geçmişini izlenebilmesini sağlar. ERP'nin temel amacı 1. Müşteriden siparişlerin alınmasını, 2. Alınan siparişlerin üretilmesi için ham maddesinin sipariş edilerek satın alınmasını, 3. Alınan siparişin üretiminin nasıl ve ne zaman yapılacağının planlanmasını, 4. Makinaların, personellerin, ham maddelerin ve sarf kaynakların plana uyarak kullanılmasını, 5. Alınan siparişin üretimini siparişte istendiği gibi ancak minimum maliyetlerle gerçekleştirmesinin sağlanması. 6. Üretimden siparişin doğru miktarda, zamanında, sağlam ve temiz olarak çıkmasını ve müşteriye teslim edilmesini. Müşterinin kendi üretimi esnasında bizden aldığı üründe bir sorun yaşamadan kendi üretimini sağlayabilmesini. Eğer sorun yaşarsa da verdiği geri bildirimle o müşteriye üretilen ürünün geriye doğru ham maddesine kadar izlenebilirliğinin sağlanması. Müşteriden gelen geri bildirimler incelenerek tespit edilen sorunun üretimin hangi aşamasında ortaya çıktığının tespit edilmesini sağlanmasını gerekmektedir. Bu zamana kadar tüm sistemlerimiz birbirinden bağımsız olarak çalışan sistemlerdi. ERP sistemi yaklaşımı bunu değiştirmektedir. ERP yani kurumsal kaynak planlaması yaklaşımı işletmenin ürettiği ve elde ettiği tüm verilerin tek bir merkezde toplanmasıdır. Satın alma departmanı tarafından tüm tedarikçi ve satın alma verilerinin sisteme girilerek bir merkeze toplanması, yönetim, muhasebe, finans ve üretim gibi departmanların sistem üzerinden kolayca görebilmeleri anlamına gelir. Yani satın almayı yapan personelin bu departmanları tek tek arayarak bilgilendirme yapması gibi gereksiz bir zaman kaybının önüne geçmektedir. En önemlisi ise tüm verilerin merkezi bir yerde olması demek, MRP ve MRP2 gibi sistemlerin çalıştırabilmesi için kişilerin tek tek verileri bir araya getirmesi gibi inanılmaz vakit harcayan ve doğruluğundan asla %100 emin olunamayan bir çabanın ortadan kaldırılması demektir. Sisteme girilen tüm verilerin birbirleriyle ilişkili olması, yani alınan bir ham maddenin hangi sipariş için alındığı ve üretilen hangi ürünlerin içerisinde yer aldığı bilgisine ulaşabilmek demektir. Ya da satılan bir ürünün barkod numarasından hangi tedarikçiden ne zaman alınan ham maddeyle üretildiğini bilmemiz demektir. Artık tüm sistemlerimizde entegre edebileceğimiz bir sistem var. Kalite yönetimimiz olsun, 5S olsun, CRM olsun, B2B işlemler olsun, MPS, MRP, MRP2 olsun. Veri çıktısı olan tüm sistemler ERP şemsiyesi altında toplanarak olabilecek en doğru verilerin en hızlı şekilde dağıtılması ve ulaşılması inanılmaz kolay hale gelmiştir. Gördüğünüz gibi ERP sistemi bir şirketin tam çekirdeğinde olan işletmenin hatta şirketin tüm işletmelerinin verilerinin tek bir noktada olması yönetici açısından hangi işletmede ne kadar stok var, hangi işletmenin ne kadar borcu, ne kadar alacağı var, hangi işletme hangi müşterinin siparişini üretiyor, üretilen siparişler hangi aşamalarda, geçmiş siparişler alınmış ama üretilmeye başlanmamış, termin verilmiş siparişler, depodaki mallar, üretim alanındaki stoklar gibi tüm bilgilere şirketler ve işletmeler halk içinde tüm bilgilere birkaç tıkla ulaşabilecek kadar yakın hale getiriyor. Son gaz devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşürüz.